Selam dostlar, ben Egemen Dişli. Yepyeni bir videoyla daha birlikteyiz. Bugün sizinle sol kararda, orta telde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. perdede, yani solde Elfida eserini yapacağız. Yavaş yavaş güzel bir şekilde dinlediğinizde ve birleştirdiğinizde harika bir şekilde çalabileceğinizden kuşkunuz olmasın. Uzun sap bağlamaları daha sık gelsin istiyorsanız, bu tarz videolar daha sık gelsin istiyorsanız beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Aklınıza takılan her şeyi de yorumlara yazabilirsiniz. İşin içinden çıkamadığı şeyler olursa da ne yapıyorsunuz? Instagram ve TikTok'tan bana ulaşıyorsunuz arkadaşlar. Ben dönüş yapıyorum. Artı olarak kanala ve bana destek vermek istiyorsanız, bu tarz videolar daha sık gelsin İstiyorsanız da yine teşekkür butonuna basarak oradan destek olabilirsiniz. Arkadaşlar, akordunuzu alt tel C'ye, orta tele boş olarak vurduğunuzda F'ye, üst tele de boş olarak vurduğunuzda A diyez, yani La diyeze çektiğinizde benim akordumla aynı oluyorsunuz. Akordunuzu yaptıysanız hadi videoya geçelim. Arkadaşlar, ilk önce güzel bir tezene tavrı yapacağız. Bunun için şunu yapıyorsunuz. Üste boş vurun. Orta teli boş çekin. Çekince üst teli takılı kalsın. Ve üst teli de çekin. Bunu, bu hamleyi videoyu durdurup en az bir 5 dakika çalışın. İşte şu hızda çalışın. Üst, orta, üstte, orta, üstte, orta. Üste vurup takıp çekiyorsun. Üste vururken buraya kick vurmak da önemli, parmağı vurmak. Vuramıyorsanız da vurmayın. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Bunu 5 artı 5 artı 5, 15 dakika videoyu durdurun ve çalışın. Şimdi orta telde R'ye basıyoruz. İlk perdeden itibaren sayabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Üstten vuracağım. Boş vurdum. Orta teli takıp üstü çekeceğim. İşte birinci hamle bu. Üstten tekrar vurdum. Ortadan vururken ikinci parmağımı bastım. Bir daha yapalım. Üstten orta. Üstten İkinci parmağımı koydum perdeye. Mi bemol notası. Devam ediyorum. Tekrar aynısı oluyor. İki kez yaptım. Üç kez yaptım. S'den sonra Do, Si bemol. Bir daha yapıyorum. Dikkatli olun. 1, 2, 1, 2, S vurdum, Do, S, Si bemol. Devam edelim. Sonra, bakın, bunu vurduk, Do'yu, sonra üçüncü parmakla R, üstü vurduktan sonra, tekrar 2, 3 3 üstten vuruyoruz, sonra gördünüz. Şimdi ikinci bölümü yapalım. Birli ikiyi birleştirelim. Telif geleceğini düşündüğüm için aralarda konuşabilirim. Bakın, yapıyorum. Birleştiriyorum yani. Evet. Birle gel. Bakın böyle.
ya da 1 ile de gidebilirsin. Devam ediyorum. Sonra burası. Sonra. Biraz hızlı geçtim ama çok da güzel oldu. Eser bu kadar aslında. Yani bunu devam ettiriyor, sözler giriyor. Biraz da hızlı çalıyor yani. Gibi geçebiliyor. Alt telde de çalabilirsiniz. Bunun çalım tekniği alt telde biraz farklı. Ama orta telde bu şekilde. Şimdi daha iyi hissettirecek, eseri daha profesyonel hissettirebilecek birkaç çekme harmonisi göstereceğim size. Vurdum. Vurdum. Üste vurdum, çektim. Bakın yapalım. Vurdum, çektim. Şimdi ikinci parmağı koydum. Ama biri kaldırmayacaktık. Üstü vurduktan sonra ikinci parmağımla çekme yapıyorum. Sonra tekrar aynı hamleye devam ediyorum. Burada da aynı hamleyi yapacağız. Yapıyorum bir daha bu hamleyi. Bu şekilde gidecek. Çekmeleri de yapabilirseniz çok güzel bir şekilde yapmış oluyorsunuz. Dostlar, bu eseri iyi bir şekilde çalabilmek için ilk önce o tezene hareketlerini iyice yapabilmeniz lazım. Yani vurduktan sonra, yani üstten vurduktan sonra ortadan çekebilme. Üstten vur, ortadan çek. Mesela ortadaki teli çektikten sonra, aslında buradaki püf nokta, çektikten sonra üst tele takılı kalması tezenenin. Yani vur, orta teli çekince kaldı bakın ortada, sonra burayı çekiyorsun. Taktık yukarı. Buraya çok dikkat edin yani. Bu zamanla olacak bir şey. Bir anda olacağını düşünmüyorum. Fakat şöyle yapın. İlk önce tezeneyi çok güzel bir şekilde çalışın. Ardından da eseri bölüm bölüm çalışıp birleştirin. Çok güzel olacağından emin olabilirsiniz. Evet dostlar, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yine hatırlatayım. Bu tarz videolar gelsin istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederek de kanala ve bana destek olabilirsiniz. Güzel türkülerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Esen kalın.